saat 7. Seçilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Bağsız'ın ilgili özel bölümle toplandı. Toplantının ardından gündeme ilişkin soruları cevaplayan Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, seçim sonuçlarının resmi gazetede 28 Ağustos'a yayınlanması gerektiğini söyledi. Yargıtay Başkanlar Kurulu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ati Feyzoğlu'nun adli yıl açılışına konuşma yapmasına karar verdi. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bu kararı teamül yazılı hukuk kuralı değildir. Teamül vazgeçilebilir, terk edilebilir. Yargıtay Başkanımızın burada esas sorunu davetiye gönderilmiş olmasıdır sözleriyle değerlendirdi. Sonra 14 ülke başbakanlık diğer ülkelerse bakan düzeyinde temsil edilecek. Törene katılacak olanlar arasında Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nardan'dan aldanması dikkat çekti. Üniversitelerde e-devlet dönemi başlıyor. Bu yıl ilk defa 32 üniversitenin öğrencileri bu dönem itibaren internet üzerinden kayıt yaptırabilecek. Bölücü terör örgütü Şırnak'ta termik santral şantiyesinde çalışan 3 Çinli mühendisi kaçırdı. Bu arada terör örgütü cayıfta sonra kaçırılan 2 işçi Diyarbakır'ın Vice ilçesi kapsamında serbest bırakıldı. Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında bunun içinde 8 Filistinli daha öldü. Geçen hafta varan 6 dayak ateşkesinde bozulmasının ardından Mısır yeni bir ateşkes için girişim başlattı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroshenko parlamentoyu feshettiği erken seçim kararı aldı. Seçim tarihi 26 Ekim. Öte yandan ülkeye doğusundan da çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Tankların bulunduğu 50 araçtan oluşan Rus zırhlı birliğinin Ukrayna Rusya sınırına geçtiği bildiriliyor. Futbolda Süper Kupayı Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe yarı süresi uzatma dakikaları 0-0 biten maçta Galatasaray'ı penaltı atışları sonunda 3-2 yendi. Haberleri dinlediniz. Uyanıyor.